Radar. <laughs> Allah'ım ne bir acaba. ya. Mehmet Ben gözümle gördüm böyle gözümle. Oh. Şimdi bak sana bir mesaj okuyacağım. Oku altı vurmuyoruz. Oran biteni anlatıyoruz kardeşim. Yapmayın ya biraz mert delikanlı olun ben. Saatin saran bir gün olsun ben bin tane laf etmişimdir kendisine. Ama yancıları laf eder kendisi etmez. Kendisi etmez. Her zaman der. Ferud'un söylüyorsa söylüyordu. Siz karışmayın der. Sonra siz araya girmeyin. Aynı teknede biz. Bir hafta 10 gün vakit geçirdik. Neyse Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hoca olmadan 2014'te. Yüksel Çağlar Baba Yaşıyor Kral. Bak bu tweet atılmaz. Atılmaz. Ben buradayım demek. Bak ben buradayım. Ne Ali Bey ne de Aziz Bey. O defteri kapattık. Yani, şimdi bitti. Feridun abi radar hoş geldin. Radar. Abi. Hoş bulduk canım. Önce seni radar alacağım. Al beni radar. Alıyorum. Al aldım al çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Bak burada çok izleyen var ama hakikaten bana da ulaşan bizim evrim hoca var sağ olsun İsmail Kartal'ın eski yardımcısı. Evet. Ondan sonra çok da şey, çok da sevdiğim bir çocuk. Allah'a var çok da çalışkan bir adam. Ee, annesi Zeki Hanım bizi izliyor hayranlıkla ve fan olmuş seni Fan diyorlar ya böyle. Fan olmuş ve senin de benim bütün videolarımı bütün bu WhatsApp gruplarına falan paylaşıyor Zekiye Anne Sağ ol. Var ol, ellerinden öpüyoruz. Birisi... Zeki anne beni radar aldılar. Geçenlerde birisi de bana şey dedi. Şota ile Arçil gibi oldum. Yani. i̇yi mi kötü mü anlamadım onu. Ee, i̇yi iyi. iyi. aslında Arçil daha iyi futbolcu Şota'ya şota sor. Hayır. Öyle mi? Bir dakika. Şota'ya sor. Arçil daha iyi futbolcu Der. Şimdi konuya buradan girince eskiden ne topçular vardı be no? Sen ne diyorsun ya? Ya Uzak ben o, bilmez. Şota'yı şota bilmez. Ya Ünal'lar. Ondan sonra. Hamider, Abdullah Abdullah. Sadece Trabzon kadrosu hayır. yani. Hayri Fener'de, şimdi Fener'de. Hayır, hayır. De. O, o kadrodaki adamlardan bahsediyoruz yani. Neler var Ali Fayaz'ın? Kadir Gökhanlar, Sergenler. Abi. sen ne diyorsun ya? Allah hakikaten ya futbol. Ve o da ya. bunlar? Bak bunlar yalandan kendini yaratan adamlar değildi. Adam gibi adamlar da Aykutlar, Oğuzlar, Mütatlar. Hadi alan filan İsmail Kartal. Bakmaz sen İsmail Az böyle değildi, deli nana gibi koşardı. Yani ben anlamıyorum onu ama... Acayip topçular vardı ya. Bunların hepsi de beyefendiydi. Üniversite mezunu falan filan. Rakibe saygı duyan... Ya şu, şu açıdan dağıtayım. Taraftan... Yani duyan kaliteli futbolcu... Tabii canım. Yani hakikaten şöyle futbolcu bulamıyoruz maalesef. Ben... Şota demişken, oradan bir girdik. Hakikaten Şota çok... Bir olağanüstü. Ulan bir futbolcuydu. Şimdi parayla alabilir misin? Yok. Mümkün değil ya. Mümkün tamam. değil ya. 50 milyon, 100 milyon konuşuluyor. Hakikaten alamazsın Abdülkadir ya. Abdülkadir için. Zamanında gelen teklifi 25 milyon euro. Ben gözümle gördüm böyle gözümle. Aa, tabii vermedi Trabzon. Başkan dedi en büyük o dedi. Ya vermedi ya babacığım sana transfer teklifi geldiğinde rakam akul ve tatmin hemen vereceksin. kadar alıyorum seni ve geçen haftaya gidiyoruz. Riyad mevzusunda o masada oturanlardan bir tanesiydi. Bu süreci nasıl anlattığını ben çok merak ediyorum. Sayın Ali Koç'un, Sayın Osman Aşkın Bak'a sorması lazım. Ona sorması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne anlattınız? Çünkü siz oradaydınız. Radar. Tam bu konunun üzerine biliyorsun hafta arasında Ali Koç sabah Halk TV'ye çıktı. Evet. Ve dedi ki... Paydaşlar doğru bilgi vermiyorlar. Orada bakanımız var, iki kulüp başkanı var, federasyon var. Federasyonumuz da Ankara'ya bu işi rapor ederken bizi işaretlemiş. Şimdi biz bunun dibine ineceğiz. İfadesi federasyon değil Sayın Başkan. Bak bizi izleseydin, yani iki gün sonra, üç gün sonra bu açıklamayı yaptığında Halk TV'de, Halk TV'de, Halk TV'de aktif TV. yaptığında o zaman daha donanımlı olurdun ya da ay endişe mi duyuyorsun Sayın Ali Koç? Sayın Başkan. Biz burada size söylüyoruz. Bak kamuoyuna anlatıyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Sayın Bakan Osman Aşkın bak sizin yanınızdaydı. Aynı masadaydınız. Federasyon Başkanı Osman Aşkın bak Sayın Bakanımız. Eski Bakan tamam Zapoğlu. 3-5 kişiydiniz zaten orada. Olan biten hepsiniz aynı şekilde karar verdiniz. Sonra da ortak bir açıklama yaptınız değil mi? Sonra Ankara'dan rica ettiniz. Çıktınız televizyona dediniz ki Bizi dinleyin Sayın Cumhurbaşkanım dediniz. Eyvallah. Bizden de dinlemesini rica ediyoruz dediniz. Şeye çıktı bir yayına daha çıktıysa. Yani. Basın toplantısında var. bunu söyledi. Ha. Kulüpler Birliği basın Bravo. Sonra Ayıp Açık dedi ki yanlış aktarıyorlar. Evet. bizi dinlesinler. Bizi dinlesinler dedi. Biz... tamam mı? Şimdi kulüpleri yani Sayın e, Dursun Özbek ve beni bir çağırın bir anlatalım dedi. Tabii. Biz burada yayında ne dedik geçen hafta? Dedik ki Sayın Başkan Osman Aşkın bak Sayın Bakan Sayın Cumhurbaşkanı en yakın isim. Sorgulayın. Bir sorun. Sayın Osman Aşkın Baka ulaşırsınız. Siz hem Kulüpler Birliği Başkanısınız hem Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanısınız. Gidip arasanız mutlaka telefonunuza döner. Sayın Cumhurbaşkanımızla sadece tek bir kişi görüştü. Çünkü Sayın Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekçi görüşmüyor ki. Bırak dediklerimize bırakmadı zaten. Hatta, Bana Cumhurbaşkanı söylesin dedi. Hatta bunu da biz burada söyledik. Hatta bir detay daha vardı. Arabistan evet. dönüşü İhracatçılar Meclisi'nin Ankara'da genel kurulu vardı. Evet. İlk başkanlarından Mehmet Büyükekşi oraya gidemedi. Evet. giden Gidemedi. Gitmedi. Gidemedi. Evet. Ya da gidemedi Yani. Özetle baktım. Yani özetle görüşemedi şimdi. Sağlıyorsun ki abi. Burada bilgi yanlışı şu. Federasyon Cumhurbaşkanlığı olan ile ilgili işaretlemi federasyon yapmıyor. Fenerbahçe Hayır, federasyon diyor. Sermiyor. Spor Bakanı diyor. Bravo. FFF'yi işaret edip sosyal medyada tartışma odağı oluşturuyor. İyi. Federasyon Başkanı görüşmüyor Cumhurbaşkanı'yla. Oraya anlatan Sayın Bakan Osman Aşkın bak. Siz onu bir arayın. Sorun. Ben detaylarını size anlatayım. Burada. Dedin. Yanlış bir anlatım var. Orada Uğur Dündar'ın çıkışı. Öbür taraftan Nevzat Dindar'ın söylemlerinden sonra sosyal medyanın havaya uçması filan. Galatasaray yöneticinin bir söz söylemesi. İşte başka okunmayacak mevzusundan kaynaklanan mevzuları. Sonrasında bu olayları yaşayan birebir Sayın Osman Aşkın bak. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile tek görüşen ve o süreci anlatan kişi o. Sizi nasıl anlattı ve siz neden randevu alamıyorsunuz Sayın Osman Aşkın baka bir sorun dedik biz. Yok ki abi suçlu Ali Koç'u bu meselede suçlu gibi gösteren ve Cumhurbaşkanlığı'na anlatan tek kişi var. Sayın Osman Aşkın bak başka yok. Sayın Bakan'a git sor Sayın Başkan Ali Bey. Biz onu söyledik o gün yayında da söyledik. Bu kritik görüşmeyi yapabilecek tek kişi o. Siz randevu istiyorsunuz, gelin biz anlatalım şudur budur diyorsunuz ama yok. Bak ben yine yineliyorum. Bu net öyle bir tabi. var. Tabii tabii. Önümüzdeki günlerde tek görüşebilen Osman Aşkın bak. Nedenin detaylarını Sayın Ali Bey sorar, öğrenir, çözer. Tamam çünkü tek görüşen Cumhurbaşkanımız da o. Başka kimse yok. Bir dahaki sene yine orada oynanacak. Sürdürülere yine gidilecek. Bak göreceksin. Dört takım gidecek. Tekrardan sözleşme yenilecek. Adamlar istemiyordu ama yapılacak. Evet. Şimdi burada burada bir detay daha var. Bir soru daha var Feridun abi. O da şu. Şimdi biliyorsun bu Arabistan'daki meseleden sonra... Ali Koç'un üzerine hurra bir grup... Evet, de. biz de kalktık söyledik. Şimdi dolayısıyla orada Ali Koç'u basına işaret eden kim? Ali Koç'un üzerine gelin diyen kim o zaman? Bir de öyle bir detay var. Abi, Dursun Başkan niye gülük Üstüne hiç alınmadı. Sen ne kadar üstüne alınırsan o kadar problemler yaşıyor. Aslında üstüne mi alındı? Yani Ali Koç'un neye alınmadı ki bir şey etmedi ki? Hayır, hayır her seferinde, seferinde izah etmek zorunda kaldı. Ben hep ne diyorum? Fenerbahçe 3 Temmuz'u yaşadı. Çok büyük ağır darbe yedi. Bak buna herkes şahit. Aldılar kulağından çektiler Fenerbahçe'yi. Sen uçuyorsun dediler. Sen bir gel dediler. Gel şu garibanlarla bir yarış dediler. Bunlarla birlikte yarış dediler. Tamam mı? E sonrasında Fenerbahçe'nin yükselen grafiği, maddi manevi bilançosu, şusu busu falanı filanı En inanılmaz boyutları 116 milyon dolar. İran Ekşioğlu yaşıyor. Oturduk kağıt kalem aldık. Bir gün konuşurken 116 milyon dolar yıllık geliri vardı Fenerbahçe'nin. 116 milyon dolar yayıncı geliri, sağ stat, reklam, boloca falan filan, göğüs reklam, şusu, bu 116 milyon dolar. Oralardan Fenerbahçe buralara indirildi. Ama sadece Fenerbahçe değil, Fenerbahçe operasyon diğer bütün kulüpleri etkiledi. Bugün sponsor bulamıyor. Sayın Başkan 3 Temmuz sürecini yaşarken de Fenerbahçe şunu anlatmaya çalıştı. Ben yapmadım, ben yapmadım. E baba anlatmak zorunda kaldı, izah etmek zorunda kaldı kumpas oldu ortaya çıktı. Bütün o gün yapanların hepsi cezaevine girdi. Suçlandı, sorgulandı falan oldu filan oldu. Kaçanlar oldu, gidenler oldu. Fenerbahçe onu anlatmaya çalıştı. 59 öncesi kupa dedi. Onu anlatmak için komisyonlar kuruldu. Ne yapsın abi? Bilmem ne yapsın. Bir dakika. tamam da bak ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Komisyonlar bunun başında duracaksın. Bunu isteyeceksin. Çünkü Fenerbahçe anlatmak zorunda değildi. Nasıl ki Az Yıldırım diyor ki ya SCUTA ihtiyacı var. Başkana değil Fenerbahçe'nin. Tek bir cümleyle ya. Az yıldır noktayı koydu. Fenerbahçe'ye skuta ihtiyaç var dedi. Her dakika konuşma dedi. Ya geçen gün Galada elinde mikrofon sayın başkan dakikalarca şeyi anlatıyor. Tarihi anlatıyor. Ya bırak bir tane spiker anlatsın mesela. Riyada gidiyorsun anlatmak zorunda kalıyorsun. İki gün sonra Rize maçın var. Futbol takımını oraya çağırıyoruz. Ayakta bekliyorlar. Troller var. Taraftar var. Bir sürü davetli var. Bir sürü davetli var. Adamlar ayakta. 4-5 saat sıkıntı yaşıyorlar. En son akıllı bir tanesi çıkıyor da alıyor futbolcuları başka bir yere götürüyor. Çünkü fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bir soru soruyorlar, bir şey söylüyorlar. Şu maç şöyle olsaydı, bu maç böyle olsaydı. Her birimiz yakalatsak oyunculara bunları sorarız. Doğru mu? Şimdi o oyuncuların psikolojik olarak, bedensel olarak, cinsel olarak sıkıntı yaşamasına sebebiyet verdin. Eyvallah. Zaferin rengi muhteşem bir hikaye çok çok izlenmesi gereken bir hikaye. Geçmişimizi hep unutuyoruz çünkü. Her anlamda unutuyoruz. Çünkü geçmiş geleceğe ışık tutar. Sonra futbolcular sıkıntı yaşıyor. Sonra gidiyor futbolcular dize 5-6 saatlik rötarlar, uçak bozulması. Ya, ya şunu konuşan oldu ya. Aydın Cingöz. Uçağı özellikle mi bozdular? Galatasaray'ın var Türk Yolları'nda. Filana geldi iş. Ya öyle bir komplo teoristi olanlar oldu ki. Kafayı yersin yani. O sosyal medya feci bir yer oldu. Ya davetler meselesi daha da acısı. Daha da acısı. Fenerbahçe iki tanesi, üç tane savaş vermiş. Üç tane savaş vermiş. Biri o yıllarda vermiş. Büyük mücadele vermiş. Bunda gurur bak tüylerim diken diken oldu. Bütün herkes, bütün toplum vermiş. Eyvallah. Bir de 3 Temmuz'da verdi. Ki kendisi de Sayın Ali Başkan çıktı. Sahip çıktı kulübe. Dik durdu. Sonra da 2012'de bıraktı biliyorsun. Ha dik durdu. Eyvallah. Sonrasında gitti o insanlar o mücadeleyi verip de haklılığı da ispat edilmiş olan insanlar hep 3 Temmuz'a bağlamayalım her şeyi de diyen Sayın Koç. 15 sene 14 sene Galatasaray'da şampiyon olmadı o zaman da mı bir güç vardı yok o zaman Galatasaray güçsüzdü değil mi? Bugün de sen son 10 senende hep güçsüzsün. Kulüplerin hep yaşadığı sıkıntılar var 10 yılda bir evrilir kırılır. 15 Beşiktaş'ta yaşadı Trabzon yaşadı. Fenerbahçe yıllar önce yaşadı, Galatasaray 14 sene yaşadı, sen şimdi yaşıyorsun. Yaşamaman gereken zaman 3 Temmuz'du. O 3 Temmuz yaşamasaydın sen bu badireleri açmıştın. Çok güzel bir kurumsal yapıyla harika bir futbol kulübü, spor kulübü olmuştum. O zaman eleştiriyordum ben. Ya futbol kötü gidiyor. E, basketbol, voleybol, boks, atletizm bilmem ne yapıyor diyordum. Ha, adam haklıymış abi. Adam onları da kuruyormuş ki bir spor kulübü olsun diye çabalıyor. Ali Bey de Allah'a var. Hakkını veriyor Aziz Bey'in geri geldiğinde. E sonra sen bu iş için Kumpas kurulmuş, Fenerbahçe yıkılmış, yakılmış, gazlar bilmem neler. Sonrasında kulağından çekilip getiriliyorsun. Başkanın cezabine giriyor. Sonra bu çatırlayacak UEFA diyor. UEFA çatırlıyor. Yani düşünsene FİPO başkanı, UEFA başkanı. Neler yaşadılar, nizami falan filan soruşturmaları. E sonrasında, günün sonunda ne oluyor babacığım? E sen böyle zafer yapıyorsun. Eyvallah. Emeğine sağlık. Ama nezaketen, bak Aziz Bey e davetini gidip gitmediğini bilmiyorum. Ama Cemil Turan var, İlhan Ekşioğlu var, Şekip Mosturoğlu var, Kamber Yelkovan var. Bu adamlara, bu adamlar hakkı ödemez. Fenerbahçe'yi ödeyemez. Davet edilmemiş mi? Davet edilmediler. Bunlar konuşulduğu zaman da neden konuşuluyor? Neden konuşuluyor deme. Dersin ki ben hepsine geçtim davetiye gelmediler. O zaman aklı olursun ben senin yanındayım. Uçar kafa atarım. Bana davetiye gelmedi diyor. Heh. Şekip Mosturoğlu. Ya hiçbirine gitmemiş. Bu arada da Aziz Yıldırım'la görüştüğümü falan iddia ediyorlar ayıp etmeyin, ayıp et. Etme. Bizde bazı kurallar var, o kurallar aşılmaz. Saygıya saygı, eksiye eksik, artıya artı. Az de çok eleştirdim, dünya kadar, dünya kadar. Hale hele o radyo gol, şey radyo spor yok muydu Barış Ertuğrul Saadettin Saran'ın radyosu? Sen yanımdaydın işte yayın yapıyorduk. Adamı kılıçtan geçiriyorduk. gazetecinin şey kılıcı gibi çat çat çat. Yok değil mi? Sen bile topa basıyordun. Diyordun ki ya Ferdin abi falan filan. Dilin kemiği yok. Ya, dilin kemiği yok. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Sonra Fenerbahçe'yi işte Saadettin Bey'i eleştirme. Çok eleştiriyorsun. Ayıp ediyorsun filan diyorsun. He, öyle mi? Yapmayın yapmayın bunları. Sonra bana gelmeyin. Hiç gelmesin her kimse. Şimdi Fenerbahçe kendi içini kemirir. <laughs> yer. Kendi kendini yiyen. diğer böyle kendi kendini yer. Akrep bir kendini sokar. Fenerbahçe böyle bir cami Kendi kendini sokmamak için tedbiri elden bırakmayacaksın. Her köşeyi tutacaksın ama akıllı adamlarla. Sonra sana ...Eryaman stadında oynanacak bu maç. ...Eryaman stadında oynanması yakarız ortalığı falan değil. sosyal medyada galyana getiren adamlardan bir tanesi federasyondan bir yetkiliyle konuşmuyor. Neden? Çünkü öyle bir organizasyon yapıyorlar ki Aydın Cingöz. Diyorlar ki zaten biz sormuşuz Eryaman Stadı'nda kesinlikle oynanacağına karar vermiş Galatasaray Ankara gücü maçı. Tamam mı? Bunu bildikleri halde ya da bilemedikleri halde ya da araştırmadıkları gazetecilik yapmadıklarından dolayı sosyal medya türünleri Gidiyorlar bu sefer de başkanı diyor. Başkan bak nasıl yaptık. Galatasaray stadı ara şeyde oynanıyor. Her masa. Sonra da diyorlar ki ya Fenerbahçe. Ne oldu da Fenerbahçe Rize maçı? Rize stadına bakılmadı. ee biz bunları söyledik. Rize stadına bakın sen boş ver kendi oynayacağın maça bak. Kendi oynayacağın stada bak. Sonra ne diyorlar biliyor Doktorların fizyoterapistlerin yaptığı bir uygulama vardır. Adam zaten 4 haftada dönecektir. 6 haftada der. 4 haftada dönünce para almaya çalışır. İşte bunlar onu yaptılar. Böyle pay. Bak başkan bize yoo, ...Federasyon kararını vermişti, incelemesini yaptı. Ergüm tadında oynayacağına karar verdi. Ne yapıyorlar sosyal medyada? Bak yıktık ortalığı. Başkan nasıl yaptı? E sen bu dolmuşlara gel başkan. Tutman gereken köşeleri de tutma. Evet. Fırada konuşulunca da... ...niye konuşuluyor, niye bize eleştiriliyorlar Ya Osman aşkım bak dedik... ...Riya'da anlatan Cumhurbaşkanı ...hep sebeplerini, nedenlerini senle... ...anlattık üç gün sonra da Sayın Ali Koç çıktı... Halk TV'de dedi ki... ...ya dedi... Federasyon yanlış anlatıyor. Ya federasyon görüşemez ki Cumhurbaşkanı'yla. Mehmet Büyük Ekşi bir daha bir araya gelebilir mi zannediyor? Ya olacak iş değil ya. Peki. Federasyondan görüşen bir tane yönetim kurulu üyesi yok Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Bunu bil. Aydın. Alan yara belli sonrası İsmail Kartal'ı radar almıştık. Rize galibiyeti sonrası da hocayı radara alıyorum. İsmail Kartal bu hafta ne yaptı abi? Zemin memin rezillik. Zaten herkesin suçu var orada. Rize Sporu'nda var, Federasyon'unda bu var. O maçı oynatmasında, Arda kardeşlerin top çekti demesinde de her şeyinde çamur der ama onu iki takımı da tebrik etmek lazım. Ama İsmail Kartal'ı yaptığı ikinci yarıdaki hızlıca 45-46'da direkt oyuna müdahale etmesine, Serdar'ı, İrfan'ı, Mert Hakan'ı oynatmasına da tebrik ediyoruz. Bak her maçın özeli, her maçın hikayesi farklıdır. Havası, nefesi, yemesi, içmesi her şey farklıdır. İsmail Hoca'yı ne kadar eleştiriyorsa bu maçta o kadar övmek istiyorum. Ama o, o o gün orada soyunma odasında bir şey oldu. Ya çok iyi bir analiz ekibi çok doğru tespitler yaptı. İsmail Hoca'nın önüne hızlıca getirdiler. Çat çat çat. Serdar durun ceza sahası. Top şişirmek lazım. Ayağını iyi kullanan. Mert Hakan'ı almak lazım. atmak lazım. iyi pas yapan. Deyip çok doğru bir hamleyle Fenerbahçe'nin 3 puan aldırdı. Bak bu ne biliyor musun? Şampiyonluk habercisi deyimini deneyecek maçlarda bu sezonun en önemli maçlarından bir tanesi bu. Bu İsmail Kartal ve ekibi aldı. Bugün için böyle. Ya Ersin Yanal'ın dediği gibi ya arkadaş ben anlayamadım. İkinci santifor Batuşay dururken. Ya Batuşay yürüyemez. Serdar Dursun'u anlamlandıramadım. Anlamlandıramazsın tabii. Çünkü böyle sahada, böyle zeminde karambol koymuşsun da. Alacağım ben, Hoca. Ersun, Hoca. Ersun Hoca'yı da birazdan alacağım. Yok öyle. Sezon sonunda şampiyonla ulaşacaksa en önemli maçı bu. Neden? Yanılmaz bir mücadele. İlk yarı ayrı, ikinci yarı muhteşem. İlk yarı çok kötü. İkinci yarı muhteşem bir mücadele, muhteşem bir e, geri dönüş istek bu, İrfan Can'ın kusmasına kadar giden Mert Hakan'ın topu nasıl o zeminde kullanacağını halledip ayağına götürmesi, Serdar Doluş'un nerede duracağını bilmesi, Nadici'nin ne yapacağını bilmesi, Ceko'nun sonrasında İsmail Hoca'nın Bonucci'yi yu alıp Ciku'yu altı numaraya falan atma. işte bizim teknik adam dokunuş istedikleri, insanların söyledikleri bu. Farklılarınızı gösteren arkadaş dediğimizde farklılığına İsmail Kartal bize maçında gösterdiği için artık bazı şeyleri demek ki ya bir analiz ekibi var o analiz ekip çalışıp hızlıca kararı önüne koyuyor ve İsmail Hoca buluyor. Bir ekip çalışması var burada belli ki. Tebrik ediyorum. Başka da bir şey söyleyecek durum yok yani. Arkadaş bu sezon hafta arasında kalktı. Bütün Ali Koç Başkan'a yakın bir sürü insan her yaman stadında maç oynanacak, her bir stadında oynanacak diye bir kalyana geldiler. Doğru mu? Doğru. E sonra aslında zaten federasyon belirlemişti bunu. Tam federasyon dedi ki kardeşim zaten orada oynanacak. Açıklamadı. Açıklamadan önce biz öğren. Oynanacağı belliydi. Sonra döndü. İş nereye geldi? Orada oynanıyor. Ne diyecekler Ali Koç'a biliyor musun? Başkan biz bu sosyal medyada gaza getirdik. Bak hop maçı orada oynatıyor. Yok öyle bir şey. İnatma. Çünkü başka iş döndü. Ama sen sayın başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımız Rize'ye üç gündür yağmur yağıyor. Önce gidin. Oraya bir bakın ayağınızı o çime basın. zeminde oynanır mı oynanmaz mı? Bir karar verin. Kararınızı fikrinizde federasyona iletin. Rezi spor yönetimine iletin. Burayla ilgili bir şey yapın. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. İhmal var diyorsunuz. İhmal var. Yönetimin ihmal. Ya başkan loji yayın. Ya bak Boğazlı Kazak'tan Fenerbahçeler kurtuldu. Ne oldu? Hani uğur yapmadın. Ne oldu? Kazandın İsmail Hoca. Böyle şeyler yok bizim dinimizde. Bak Ali Bey de yıldan dönüp de maçlara gelip tribünde izler taraftarına bir coşku bir heyecan verirse evet ya başkanımız da burada dert dedirttirirse herhangi bir sıkıntı olduğunda müdahale edip hızlıca karar verirse o zaman bu birliktelik sezon sonu şampiyonluğa götürür. Radara Alaaddin Varol'u alacağım. Takip Uğurlu Başkan Ekeli ve Galatasaray'ın Sparta Prag'la oynadığı maç günü gündem oldu. Adam maça gidiyor. Federasyon Başkanı'nın, takim kurulu üyesinin, yöneticisinin herhangi bir maça gitmesinde hiçbir beis yok. Ha, Gidecek seni seviyorum. Gidecek. Bu, bu, yok oraya gitti buraya gitmedi falan filan ben oralarda değilim. Mevzu insanların sicili kardeşim. Şimdi bunu. Bu adam tempası desteklemiş mi? Çekim devam ediyor mu? Daha gidiyor. gösterebilir miyim? Bak şöyle. Göstereyim. Görülüyor mu? Görüldü. Bir daha. Görüldü mü? İşte Fenerbahçe'den Avrupa maçına gitmiş. Galatasaray maçına da gittiği görüntü var. Var. Tamam. Bak sen konu görün. O da var bende. Şimdi e, Alaaddin ne? Varol. Varol tamam. tamam. Şimdi bak sana bir mesaj okuyacağım. Okuyalım ne yazmış? Giriş Alex gider, gelişme Aykut gider, sonuç az yılın cezaevine gider. Selahattin Bey yazmış bunu var o. Kime yazmış biliyor musun onu? He? Kime yazmış biliyor musun onu? Bilmiyorum. O şey, o şey Mehmet de... Baransu. Mehmet Baransu. Ya. Tamam. Neyse. Şimdi. <laughs> Allah'ım ne diyeceğim ya. <laughs> Mehmet Baransu. Bu mesajdan sonra biz Rıdvan Dilmen'le bir görüşme yaptık. Rıdvan hocamla konuşurken de onun bir iddiası var. Bu olaydan sonra. Tabii tabii. Hı. Bununla ilgili de benim de görüşlerimi sağ olsun Kıymet veriyor, ona da teşekkür ederiz. Burada enteresan bir şey söylüyor. Bak, sen de dedin bana diyor, ben de sana söyledim. Ne diyor bak? TFF kulüplerde, spor medyasında, kulüplerde, operatörler dahil hani, evet geçen, hakemler geçen dahil, dahil, Evet. medya dahil, federasyonda çalışan dahil, tcleri istensin ve bunlarla ilgili densin ki e, araştırma yapılacak densin. Geçmiş ve bugüne kadar olan sosyal medya şeyleriniz araştırılacak, geçmişe dair söylevleriniz açıklanacak, araştırılacak bunlarla ilgili araştırma yapacağız. Ve de dedi, bak kimse ama ellemeyecek dedi, %50'si 60'ı TC'sini verip bu iş için açıklama yaptırtırmaz dedi. Gönüllü olarak gel benimkini açıkla, benimkini hazır, gelin açıklayacağım. Rıdvan Dilmen de aynısını söylüyor, ben de söylüyorum. Tamam mı? Hemen istifadeler kaçarlar diyor. Yüzde Operatör, medya mensubu, bu federasyon, hani. Hı. Şimdi bu da bunlardan bir tanesi Alaaddin Varol Bey. Tahkim kurulu ikinci başkanı. Şimdi görülden gidebilir ama ne gösterdik hem Galatasaray stadına gitmiş. Yusuf Günay gibi değil bu. Ben benim için... Yusuf Günay gibi değil. Benim için nereye gittiğini önemli yok. Benim için benim konuşuyor. Geçmişe dair durdukları yer... Durduğu yer Ölün, Akıncalı. Tamam. Bu kupası desteklemiş mi? Desteklemiş eklemiş <laughs> avukat olarak bu arada. Bak, evet, evet bir avukat avukat olarak. olarak. bir kumpası destekliyorsan sen federasyonun takim kurulunda başka ve Be cilvele maklamazsın. E Mehmet Büyükekşi kusura bakma abi. Sen evet. federasyonu oluştururken sen bakmıyor musun? Kim nedir ne değildir Mehmet Büyükekşi'ye ben adama vallahi vicdan yaptım ya özür diliyorum. Vallahi yeter adamın bütün bilgilerini verdik ettik falan filan. Çift bayluklu. Mehmet Büyükeş'i dedik bilmem ne dedik adamı yerlere serdik yalan söylediği için. Bak hilafi hakikat yaptığı için biz onları koyduk. Ama deseydi ki tek telefonunda çıktı Candaş Tolga'ya dediği gibi. Şimdi Candaş Tolga'ya dediği gibi tek telefonda çıksaydı eyvallah. Biz iki telefonda çıktığını ortaya çıkarttık. Şimdi aynı şekilde Alaaddin Bey'in de mevzu çıktığında ben kusura bakmayın istifa etmem lazım demesi ne, lazım. Ne yaptı biliyor musun? Kim? Alaaddin Varol. Ne yaptı? Burada da çağrı yapıyorum kendisine siz adil, düzgün, doğru tavır sergilediğinizi düşünüyorsanız, hatta hata yaptığınızı da düşünüyorsanız, burası açık. Gelin ben evet, evet. yanıt verin. Öyle sağ futbolu tweet attı diye Twitter'dan engellemekle olmaz. Aa. O uyan adamların hepsini... Bak, o. bak, Alaaddin Bey gördün mü? Yıkı, her yeri yıktı, sarstı adam. Bela atıdı, ne yaptı bize ya? Görüyor musun? Mehmet Mügekşi bana bah etti herhalde. <laughs> Bu bunları Heh. bunları yapan adam burada kafaya ver kamaya biliyor musun? Vereceğim mi? Vereceğim tabii ki. Şimdi niye? Niye? Tamam. Ben biliyor musun? Sen sinirlenme. Neden? Bana bırak. Ben... Ya, yeter. bana ama bir şey söyleyeyim abi. E şöyle hadi. Abi. Evet, bak var mı? Bu ülkenin en büyük dertlerinden biri bu örgüttür. Geçmişten bugüne büyük belalar açmıştır. Öyle geçmişte onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Sonra bilmem ne bak, demeyeceksin. Şimdi. Sonra bak ne oldu? Biz onu paylaştık ne oldu biliyor musun? Fethullah'ın adamları tweetler atıyorlar. Fetullahçılar bize tweetler atıyorlar. Yüreğini izletiyorsa falan diye. Bir de köpek falan diyorlar. Bunların hesabını vereceksiniz. Fethullah'ın kumpaslarını zamanda destekleyen herkes bu oralar. Ama hesabını vermek zorunda. Devlet bununla ilgili bir operasyon yapmış bir sürü insan almışsa bu tür durumlarda olan insanların neler dışarıda olduğunu o mor beyin hikayesinden dolayı. Kimisi parası gücü yet, parayı verdi, yırttı. Bunları yazan çizenler bu Ahmet Ala Alattin Varol gibi insanlar hiçbir şekilde hiçbir şey olmamış gibi oralarda oturdular. Bak, hakkaniyet ve adaleti sağlayamayacak. Gönülleri rahatlatamayacak. insanların oralarda olması yanlış. Çağrı yapıyorum. Çağrı yapayım konuşalım. Yok ya konuşacak tarafı yok ki. adam bütün TV'ye çıktı. Konuşacak. Ya neresi konuşacak? Niye bunları yazdı? Ne federasyonunun derhal ivedilikle kendisine istifa etmesi lazım. Demiyorsa bile, demiyorsa kendisi istifa etmiyorsa denmesi lazım. Onlar da demiyorsa spor bakanı arayıp alo ne yapıyorsun? Hadi lan demesi lazım yani. Anladın mı? Belki de İçişleri Bakanlığı bir gö Ya da İçişleri Bakanları bir şey yapmaz. E, bunu yapmadılar mı 15 Temmuz'dan sonra federasyonda çalışan bütün adamların istifalarını alıp sicillerine bak. Neyse bizim bu, bu adamın hızlıca bu görevde olmaması lazım. Çünkü katler mutmain olmaz, rahat etmez. Öyle oluyor. Çünkü alınan her karar sıkıntılı. Çünkü Fenerbahçeliler rahatsız kardeşim. Tamam mı? Yıllardır da bunu söylüyorlar ve haklılıkları da ortaya çıkıyor. Operatör bir santim ileri iki santim geri biliyorsun anlattık. anladım. Aa bir bakıyoruz tahkim kurulu başkan vekili o. Ali Koç'a ceza veriyorlar bilmem ne kadar. Öbür kulüp başkanına ya da yöneticisine veriyorlar. Bu kadar. E indirim yapıyorlar ne ya kadar? Ee, e, e. İsmail Kartal bir iki laf söyledi hiçbir şey yok. Hep, iki bir bir şey. Yalçın Karatoy da bize şey Yalçın, Yalçın Oran da bize dava açmaya çalışıyor filan. Ya, yanlış bir şey söylüyoruz hakaret etmiyoruz. Bel altı vurmuyoruz. Olan biteni anlatıyoruz kardeşim. Yapmayın ya biraz mert delikanlı olun be. Biraz anlattan korkun. Allah'tan korkunuz mu yok? Yani bu kadar aleni yapılmaz bazı şeyler. Yüzde yüz atlısın. Ala, a, aydın göz. Ayıp. Ya senin yapman gereken orada elini engellemek değil. Poyan çıkmış meydana. Maça gitmen problem değil. Abi, bak Fenerbahçe, Fenerbahçe maçına, da gittiğini gördüler. Galatasaray stadını her yere gidebilirsin. Sen federasyon yetki gibi. Hakkın vardır ya. Hakkın var. Ama arkadaş federasyonun arabayısıyla oraya özel bir gün için, özel normal bir maç için gitmeyeceksin. Görevli olarak gitsene eyvallah. Hani müslük Günay. Anladın mı? Hakkımı helal etmiyorum. Aranızı kılmıyorsun. O başka bir şey. Ama siz bu verilen yetkileri kendi menfaatinize kullanamazsınız. Siz adil olmak zorundasınız. bir de avukatsınız yani. Olmaz. Olmaz. Ben de o zaten. şey Bizim nabzımızı da yükselttin. Kamera mavara düştü adamlar. Aydın Gengöz. Kıyamet alametleri başlamıştır diyor ayet-i kerimede Yüce Rabbim. Başlamıştır dediği 1400 yıl önce demiş. 400 yıl önce lanet alametleri başlamıştır diyor. Ben sana bir sözüm öyle bir dönemden geçiyoruz ki Ecüc ile kapısı açıldı biliyor musun? Çünkü utanma, arlanma, pardon deme filan, özür dileme hiçbir şey kalmadı. Her şey benim için olsun istiyor. Mesela Saadettin Sara'nın mevzusu. Geleceğim. Yayın ailesi başlığı altında o konuya giriyorum ya da radara Saadettin evet. alıyor. Yine Allah Allah. Ya. Pırıl pırıl adamdır, çalışkandır. Bir sürü insan çalıştırdı, vergisini öder falan filan. Ben Hani rekortmen falan olduğunu duymadım bu arada vergi rekortmeni falan falan. Duydun mu sen hiç? Bir dönem galiba bir konuda oldu. Yani ben şey, şey, şehirde, ülkede olamıyorsun. Yerel olarak mesela bilmem. Galiba öyle Osman öyle bir şey. Bayırında olur. Evet evet. Hacı Osman Bayırında vergi rekortmeni falan olursun. Ama öyle ülkenin vergi rekortmeni, Türkiye'nin vergi öyle bir şey yok. Şimdi 140 küsür milyonluk euro. Bu 500 milyon euro diye açıklandı. Hatta kendi listeleri koydu. Tamam bak bak Saadettin Saran iyi adamdır, iyi insandır. Bir sürü insan istihdam eder, Allah var. Vergisini de öder, kaçağı da yoktur, göçeğe çünkü korkar. Amerika'da yaşamış Amerikalı olanlar korkarlar. Stephen Saadettin Saran korkar. Yani en ufak bir vergiyle ilgili vırla zıvırla hiçbir şey olmaz. Eyvallah. Ama gel gelelim ki ne kadar gücü var, ne kadar bütçesi var bu soruyu soruyorum. Bak bu soru. 500 milyon euro'luk Teminat mektubunu hangi bankadan aldınız? Hangi kulüp başkanı size destek çıkıyor? Teminat mektubu operasyonunda nasıl bir yol izlediniz? Hangi gücünüzde, hangi malınızdan, mülkünüzde size teminat mektubu 500 milyon euroluk verilebiliyor? Ben bunu soruyorum. Detayları bende. Tamam. Açıldı ya Dosyalar açıldı. Evet. Orada açıldı. Sonra sosyal medyada yine ya niye be yayıncı kuruluşa veriyorsunuz? Araplara niye veriyorsunuz? Niye Saadettin Saran'a veriyorsunuz? şunu düşünüyor. Ya da Galatasaray aynı şeyi düşünüyor. Bak Fenerbahçeler şöyle düşünüyor. Saadettin Saran alırsa bizim görüntülerimizi verir. Bizden yana olur. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar yok. Bak bunu beklemeyin. Galatasaraylılar da aynı şeyi bekliyor. Niye böyle beklenti içerisine giriyorsunuz? Ne? Niye giriyorsunuz ya? Adalet mi, mi bu? Böyle bu hakkaniyet mi? Ha. Bana olunca... Hakkaniyet hakkani, olmaz işte. Bunu anlatmaya çalış. Şimdi Saadettin Saran mevzusuna gelince bir kere Hali hazırda bir tane bahis sitesi sahibi olduğu için Saran grubun içinde reklamını da yapıyorum Saran grubu. ...içinde... tuttuk.com Saran var. Yıldırım Demirören niye istifade Burada Yıldırım Demirören'in açıklaması var. Aldım. Mistikom konu almıştı. Federasyon 26 Şubat 2012'den beri sürünmekte olduğu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı iddia ...Mistikom'un... Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmenin devri yasal olarak tamamlandığında dolayı görevinden istifa ediyorum. Bitti. Yıldırım Demirören başkan olamayacağını, devam edemeyeceğini söyleyen de Ali Koç'tu. Evet. Yani başkanı hem şey olamazsınız diye. Evet. O, Ali Koç. Güzel yerden yakaladı. Ali Bey bile kendisi de söyledi. Kendisi söyledi. Şimdi Demirören istifa etti. Sonrasında da bu kuralları biliyorlar. Ha. Hatta Beşiktaş Spor Kulübü'nün son seçimi yok. Masanat Başkanı seçildi. Evet. Orada da Sayın Yıldırım Demirören aday olacaktı. Kulübe. Beşiktaş hmm. Kulübü'ne. Bak özel bilgi bu. Olamadı. Neden biliyor musun? Bir araştırdılar. Misikon <laughs> FIFA Etik Kurulu kod 27'yi okudular, pardon dediler, hukukçular baktı, bitti. Şimdi ikinci kısım. Hukukçular futbol federasyonu hukukçuları da araştırıyor. Yayın de katılık katılamayacağı ile ilgili. ki Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç hem Kulüpler Birliği Başkanı, hem Fenerbahçe Başkanı, hem de Avrupa'da biliyorsun görevi var. Evet. Değil mi? Şimdi Avrupa Kulüpler Birliği Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Başkan Vekili. Başkan Doğru vekili. mu? Evet. Şimdi Sayın Başkan bunları bilmiyor. Yanındaki o Kalkın olanlar anlatmıyor belki ki ama sosyal medyayı hep anlatıyorlar. Bir şey söyleyenin negatifini hemen götürüyorlar ama Sayın Ali Koç'u, Başkan Saadettin Saran'ın Saran bu bu durumlarda olduğunu, aslında bir kulüp başkanı olamayacağını, beş imzanın toplanması sürecinde de hata yapıldığını kimse ona söylemiyor, uyarmıyorlar. Şimdi burada bir durum var. Şimdi Futbol Federasyonu araştırmıyor ve ihale komisyonuna katılan hmm. kişilerin geçmişine dair, şirketlerine dair araştırma yapılıyor. Nedir? Ben düşmanı Düşmana etmesi falan değilim. Saatin Saran bir gün olsun ben bin tane laf etmişimdir kendisine. Ama yancıları laf eder kendisi etmez. Kendisi etmez. Her zaman der. Tevhid'in söylüyorsa söylüyordu. Siz karışmayın der. Sonra siz araya girmeyin. Hani orada antin kultin yalaklar var ya girmeyin. Kimse girmesin aramıza. Saatin Saran'la benim husumetim yok. Ben onunla güreş etmişim, boks da yapmışım, her şeyi de yapmışım. Benim arkadaşım, dostum, işverenim bir dönem. Eyvallah. Karşımda bir şey verdi de işte yaptık. Anladın mı? Neticede yoldan geçen dandik dündik adam değildik yani. Geldik en iyi gazetecilerden bir tanesiydik o yılların. Geldin aldın bizden de faydalandın. Yayınları bilmem neler de izlenmeyi de sen biliyorsun. Şimdi biz burada kuralı anlatırken bulu usumet olmaz. Bak Demirören niye istifa et? Sen Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aday olamazsın. Kerim sen devretsen de aday olamazsın. Çünkü burada açık hüküm var. Ne diyor? Oyuncular FIFA lisanslı maç acenteleri ve futbol menajerleri, alanı planı, bahis, kumar ve veya benzeri faaliyetleri dair olmak. Bu kurallara tabi kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak futbol maçları veya müsabakaları ve veya ilgili futbol faaliyetleriyle ilgili bahis, kumar, piyango veya benzeri etkinlik ve işlemlere katılmaları yasaktır. Tamam mı? Sonra ne diyor? İkinci maddesi bu kurallara tabi olan kişiler futbol maçları ve müsabakalarına bağlantılı bahis, kumar, piyango, veya benzeri etkinlik ve işlemler gibi faaliyetler doğrudan veya dolaylı, doğrudan ya da dolaylı. Bak bu çok önemli. Üçüncü taraflar aracılığıyla yani ben Saadettin Sarıoğlu olarak tuttum komu barışın üstünde yaptım. Devam ediyoruz olmuyor diyor. Yemez diyor. Herhangi bir malı mali çıkara sahip olmayacaktır. Menfaatler bu kurallar tabi olan kişilerin kendileri ve veya ilişkili taraflar için olası herhangi bir avantajın elde edilmesini içerir elde edemezsiniz diyor. Yani avantaj elde edemezsiniz diyor. Üçüncü maddede de diyor ki etik kurulu yani etik kod 27 26'ymış 27 <laughs> olmuş. İlgili davranışın bu kuralların başka bir ihlalinin teşkil etmemesi kaydıyla bu maddenin ihlali en az 100 bin İsviçre frangı tutarında uygun para cezası ve ve fazla 3 yıl en fazla 3 yıl şöyle futbolla ilgili herhangi bir faaliyet futbolla ilgili herhangi bir faaliyet de yer alma yasağı ile cezalandırılır. Haksız yere alınan miktarlar cezanın hesaplanmasına da dahil edilecek. Sasa dahi tuttur Saadettin Saadetin olmuyor. Fenerbahçe başkanı adayı olmuyor. Etik kuruma göre FIFA, FIFA, kuralları gereği. Tabii FIFA kuralları tamam. gereği. Tamam bunu yasaklamış. Etik kod 27. Ee, yani etik kod 27'yi çok okumadınız mı sayın Başkan Ali Bey? Sayın Saadettin Saran aday olan arkadaş ya da yanınızdaki arkadaşlar söylemedin. Yıldırım numaranı e nasıl ispat ettiğini gördünüz. Demirören D de Smart'ta verdiriyormuş da efendim falanmış da ya ne maçı verdirtiyor Demirören? Lige mi talip oldu? Ligi mi verdi? Ya böyle saçma sapan şeyler yazanlar bir de herkesin troll hesapları var ya şimdi o tarafında troll hesapları var. Saran grubunun da troll hesapları bana böyle saldırdılar ...ve sal, saldılar yazıyı yazınca. Takipçi bir tane gazeteci yok. Çünkü hepsi yancı ya umurdaş, kullanışlı aparat kimse haberciliği takip etmiyor. Neden bizi istemiyorlar Aydın Cüngöz biliyor musun piyasada? Çünkü başkanlar, yöneticiler, menajerler onlar bunlar bizim arkamızda iz bırakmadığımız için, hiçbir omuzlaştığımız olmadığı için bizden bir şey bulamayacaklarını biliyorlar. Bunlar çakar diyorlar, yazar, çizer bunlar diyorlar. Aman diyorlar bunlarla işimiz olmasın. Yöneticiler ne diyor? Aman diyorlar bu Ferud'un Merud'un olmasın ortalıkta rahat rahat yaptığımız hataları da kimse görmesin. Tamam mı? Bize de kimse bir şey söylemesin. Öbür tarafta medyadaki arkadaşlar, medya mensubu olduğunu iddia eden e, arkadaşlar da diyorlar ki Feridun gibi adamlar olursa piyasada bizim de foyamız açığımız meydana çıkar. Aman diyorlar. Girmesi hani bunlar operasyon yapıp o A YouTube kanalına, B YouTube kanalına, C bilmem ne yayınına gidiyorlar ya. Oraları bizi aldıktırmıyorlar. Özellikle aldıktırmıyorlar. Neden? Çünkü foyaları meydana çıkacak. Neyse ki işte sansürsüz var. Murat Kapki'den senden Allah razı olsun. Bir de ne o? taktik manya var barış sağ olsun alıyorlar bizi bir şekilde kullanıyorlar çünkü onlara ekmek veriyoruz biz de onlar bize ekmek verirken biz de size bak böyle ekmek veriyorum çalışıyoruz günden belirliyoruz Fenerbahçe'de sezon sonunda seçim var eyvallah ama bak şimdi şöyle bir düşünüyorum ben Ali Koç aday değilim diyor bunu üç kere söyledim bu sezon teveccüh bekliyor belli ki taraftar teveccüh gösterecek yönetim kongre belki de eski yöneticiler de teveccüh gösterecek çünkü 13-14 milyarlara çıkmış borçlar falan filan buradan olacak. Ama şöyle düşünüyorum. Hadi dedim ki hani başkan diyor ya e, asla asla dememeyi öğrendi Evet. Hakikaten devam etmedi bırak. E, Saadettin Saran kod 27'ye katıldı. Etik kod 27 FIFA'ya. Bahis sitesi olan, bahis işinin içinde olan olamaz diyor. Ali Bey aday olmadı. Saadettin Saran aday olamıyor. E ne olacak Fenerbahçe sahipsiz mi kalacak? Ne olacak? Fenerbahçe başkansız mı kalacak yani? Bu mu? olmayan bir şey söylemiyoruz. O olanları söylüyoruz. Ama ben asa Ali Koç'un başkanlığa devam edeceğini düşünüyorum. Var kayıtları. Radara alıyorum ve federasına sıkılacağını da Bir ya. ay önce kadar niye bunu yapma kararı almış? Var kayıtları yani, açıklama kararı. Biz onu ilk söyleyen bizdik biliyorsun. Burada var kayıtları açıklanacak diye sonrasında açıklanacağı söylendi ama var kayıtların nasıl açıklanacağı çağrıldı. Hakemlerin çağrıldığı anı. Çağrılmadıkları konularla ilgili var kaydı yok. Çok buna ek olarak şunu deselerdi keşke. Ama çok oldu. tartışmalı bir durum olduğunda da ey futbol ailesi rahat edin kalbiniz rahat etsin adiliz oradan da bunu açıklayabiliriz ki daha önce açıkladık Fenerbahçe Beşiktaş'ın değil mi Galatasaray'ın şey offside kımsıyla Beşiktaş'ın da Enkudu'nun kafası. Enkudu Enkudu kafasıyla ilgili açıkladım Bu oradaki var asıl bence asıl mevzu şu Aydın atlanmaması gereken mevzu şu. Bu futbol ailesi birlikte hareket etmek zorunda. Çünkü futbol ailesi çökmüş. Bunu tekrardan marka değerini yükseltmek için bazı şeylere ihtiyaç var. Öncelikli olarak zaten paraya ihtiyaç var. Ama ikincisi saygı, sevgi ve adalete ihtiyaç var. Herkesin kalbinin rahat edeceği alınmış kararlara ihtiyaç var. Bu bir adımdır. Tamam mı? Yarı offside. Güven ortamı yani. Güven ortamının oluşturulması. Müthiş offside şeyi. Ve onu anlattık tane tane. Doğru. Ama burada, Hı? doğru da bir mevzu var. Şimdi e Burada Çin mevzu bir dakika sayfa atlamış. Var kayıtları hey, mı? Yok var kayıtlarıyla ilgili aslında var kaydı değil de varın işlemesiyle ilgili aslında bunu kulüpler birliğinin çok doğru yapabileceğini düşünenler var. Bununla bir şekilde toplantı yapılıp çünkü burada ee, kamuoyu maçın hakeminin vara çağrılmadığı pozisyonlarda hakemlerin aralarında ne konuştuğundan daha çok e, merak ediyor. Daha çok endişe duyuyor. Tamam mı? Hakemin bir kere ben birileriyle konuştum. O, e, bu hakemleri eğiten eğitmen olan hem yurt dışında hem de yerli yabancı konuştuğumda başka bir şey oluyor tabii Öncelikli olarak e, onların da hakemlerin tarafından da problem var. E, aslında bu göstermelik değil deniyor. Tamam Çok doğru bir adım deniyor. E, asıl problem varın müdahil olmadığı pozisyonlar diyor. Eyvallah. Çok doğru tespitler. Ben e, hakikaten e, rahatladım bu sözleri duyunca. İtalya'da başladı diyor. İspanya'da başladı. İngiltere'de başladı ama İspanya'da anlık Verileceği söylendi hatta anlık, anında yaşanırken veriliyor. Yayını Ye, getiriyor. Ha? Yeğneyi getiriyor. Yeğneyi tabii getiriyor. tabii. Ama şu anda daha henüz İspanyollar da bu kararı net bir şekilde hayata geçirememişler. Yani e, devamlı bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Bu bir evet. adım sür, bir adımdır ve takdire şayandır. Eyvallah. Hakemlikle alakalı bu iş böyle olmaz diyor bana anlatan kişi. Daha akıllı birilerinin bu işleri iyi organize etmesi lazım her kafadan ayrı bir ses çıkmaması lazım diyor. Hakemleri de yememek lazım. Yani hakemler de var bu işin içinde. Onları da rencide etmemek, onları da bu işin bir parçası olduğunu anlatmak lazım diyor. Yani ee, ya inanılmaz bir üzerlerinde zaten deli bir baskı var. Adamları bayışçı, şu, bucu, ocucu, bucucu hepimiz diyoruz. Ben de kendimi ayırmıyorum bu arada. Dengeli götürmek ha, lazım. Dengeli götürmek lazım diyor. Sen ha, asıl hakemlerin üzerinde baskıyı nasıl ata azaltacağını, Anladım. Öncelikli olarak karar vermen lazım. Futbol Federasyonu'nun bu konuda çalışma yapması gerektiğini söylüyorlar. Bu yabancı konuştum kişi Yerli değil ha. Tamam. Bir dönem buralarda görev yapmış birisi. E, bu konuda da Türkiye'de atılan doğru düzgün bir adım yok diyor. Bir kere kulüpler Birliği öyle hemen e, ortaklaşa bir ekip oluşturmalı ve bu hakemlerin rahatlaması için ve aynı bu sistemin yürüyebilmesi için e, madem bir şey yapılacak hep birlikte bir talep alması lazım. Şunu söylüyorsun hakemlerden. Tamam. Ve aldığın bilgiler çerçevesinde Abi diyorsun ki bu kayıtlar açıklanmadan önce bir kargaşa olacak. Bu kargaşanın ortadan kaldırılması için de bu süreci çok doğru yönet. Tabii doğru yönetilmesi tamam. lazım ve bunun da yolunu söylüyor adam. Diyor ki onlarla birlikte karar alın. Bunları dışarıda bırakmayın hakemleri diyor. Anladım. Çünkü bunlar da insan. Bunlar da canlı. Bunların da bir sözünü sevinci, mutluluğu, gerginliği, algoritası burada her şeyi var. Yani onları alın. Öbür türlü diyor eğer bunları da içine katmazsanız bu işin, hakemlere de danışmazsanız, onların da fikirlerini almazsanız ne Musa'ya ne İsa'ya yararlısınız böylelikle diyor. O da haklı. Çünkü o kadar zamandır e, ülkede hakemleri onu bunu görmüş, oturmuş, konuşmuş, tamam mı? Medyaya röportajlar vermiş, bilmem neler yapmış. Şimdi bunu böyle yapmasının Peki. daha yararlı olacağını söylüyor. Bir Ersin Yanalı radarı alacağım. Alma. Arşın Yanal'la ilgili tek kelime etmek istemiyorum. Ama ben, ben söylemek istiyorum. yalakaları var. Ben söylemek istiyorum. Ben söylemek şey istiyorum. Neden? Radar alıyorum attığı tweet. Fenerbahçe geçen hafta puan kaybetti. Ve ertesi gün Ersun Yanal'dan bir tweet. Mutlu günler değil son zamanlar zor zamanlar büyütür insanı. Sakın unutmayın göz, yaşı, göz yaşı yoksa başarı da yok. Güzel. Ben bunu okuyunca ne düşündüm biliyor musun? Ersun Hoca, İsmail Hoca bir sende ne diyor? Koltuğuna gelmek istiyor. Oraya oturmak istiyor. O yüzden bu tweet'i e atıyor. Ve aklıma ne geldi? E, Ersun Hocam sen Fenerbahçe'ye geldin. Zorla gitmek istedi. Seni zorla kupa maçına çıkardılar. Hani Mevzu Fenerbahçe ise gerisi teferru attı. Yani sen zor zamanlarda kupa maçına seni zar zor çıkardılar. Gittin. Şimdi böyle atıyorsun. E, yıllarca senin yardımcılığını yaptı İsmail Kartal. Eleştirelim edelim. Ama şimdi toplum üzerine giderken bir tane de ben çakayım demek Allah Allah. yakışıyor mu? Milli takım hocalığı yapan... <laughs> ...çakma değil gibi, gibi duruyor. Boş ver. Net böyle. Şimdi bak boş ver. Net böyle. Ersun Yanal... Altı çok enteresan yavrusu. Ali Bey nerede? Altı çok enteresan. Tabii sosyal medyadaki... Altı rolleri, çok enteresan. Bak bacım... ...teknik adamların... ...yöneticilerin... ...Fatih Terim'in... ...böyle trol orduları var. Troll ordu... ...körü körüne yan yana gelmemiş adamlarla... E, ...inanılmaz ölümüne... ...anasını babasını desteklemeyecek şekilde... ...çocuğunu destekleyecek... ...ailesinin bir ferdini desteklemeyecek şekilde destekleyen insanlar var. Fatih Terim, Ersun Yanal, Ali Bey, de, de, de Dursun. Bir Ersun Yanal Erdem Timur falan filan. Bir dakika. Bir dakika. Tabii. Şimdi şimdi orada yazan, çizen bu filan diyenler. Ya yan yana gelmiştiniz yok. Elini sıkmıştınız yok. Ben bu adamla bak arkadaş az yıldırım o zaman duysaydı kapıdan sokmazdı onu. Bana nefretinden, kininden dolayı. Aynı teknede biz bir hafta on gün vakit geçirdik. Neyse Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hoca olmadan 2014'te Yüksel Çağlar Baba yaşıyor kral. Sorarsınız ona, He? o teknede neler yaşadığımızı, neler söylediğimizi, neler açtığımızı, hangi fikirle gittiğimi, benim izindeydim, gazeteci değildim, onu sana söyleyeyim, yani gazetecilik olarak gitmedim oraya. Anladım. He, ben orada tatilimdeydim, Yüksel abi benden bir şey rica etti, ben de ona destek oldum, sonrasında kendi söylediği lafı var, Az Yıldırım beni buraya getirmeyeceğine yemin etti, siz boşuna uğraşıyor Yüksel baba diyen de kendisi, anladın mı, Eskişehir'den parasını da aldı çantayla, bankaya yatırdı. Sonrasında Fenerbahçe çağırdı. Abdullah Çığıl'ı görüştü. Döndüğünde de aynı şeyleri söyledi. Dedi ki beni almayacaklar. Abdullah Çığıl'ı anlattırdılar dedi. Hatta 100 golü aşarım. E, çok önceden şampiyon olurum dediğini de söyledi. Sonrasında yaşanan borcularla krizi var. Ivır zıvırı var. Sonra 2 yıllık sözleşmesi yapmasına rağmen Aziz devam etmedi. Çünkü bazı konularda rahatsız olmuştu başkan. Peki tamam mı? Tercih Oraya kadar eyvallah. Ama kardeş biraderler orada yazıyorsunuz çiziyorsunuz. Ersin Yanal'ın 2 artı bir evinde 5 tane aile kalan insanlarız biz çeşmede. Sen ne anlatıyorsun? Hani eğri yeri er, er, er doğru eğri doğru. zamanda Senal hocası olması gerekir dediğimiz de oldu. Ama o yapamadığı zaman da en yakın arkadaşım bile olsa ben gözün yaşına bakmam. Ben babamı tanımam. Rahmetli danayım Kenan Nideli oğlunu. Anladınız mı? Bırakın o işleri. Körü körüne. Çoluğunuza çocuğunuza destek olun. Bırakın. Bilmediğiniz insanlar için bilmediğiniz laflar etmeyin. Ersin Yan almış. Ya kardeşim geldi yaptı mı şampiyonluk tarihine geçti mi? Yerli teknik adam. Eyvallah geçti. Bitti. Sayın Az Yıldırım bir daha kapıdan giremeyecek dedi. Getirdi. Sayın Ali Koç siz benim vizyonumu anlamadınız dedi. Getirdi. Onunla ilgili söylemedim demiş. Çünkü. Hayır hayır söyledi abicim. Boş ver. Peki. Ondan sonra belli cevap belli. Neticede a, geldi. iyi işler yaptı mı? Şampiyon yaptı mı? Takım 2014'te yaptı. Sonrasında geldi. Başarısız oldu mu? Oldu. Gitti mi? Gitti. Tamam bitti. Bu kadar basit. Ya Fenerbahçe spor kulübünün ne efsaneleri var? Sen Oğuzlar var, Rıdvanlar var, Aylı var. Bir dünya insan. Tut kocaman ya. Fenerbahçe'nin efsanesi en ağır eleştiren benim. En ağır eleştiren benim. Bak dostluğunu bitirdi. Problem yok. Ama adam kere adamdır. Doğruya doğru eriye eri. Ersun da adam gibi adamdır. Ama bazı konularda hatalıdır kardeşim. Bunu da söylemek lazım. Bir tane eski dostum mu kalmış etrafımda? Bu tweet okuyunca anladın mı sen? Bak bu tweet Atılmaz. Atılmaz. Ben buradayım demek. Bak ben buradayım. En arkada bir tane o sınıfta hoca. O. Hocam ben buradayım. Zaten bileceğini biliyor yani. Ben buradayım. Ben buradayım. Kimseyi kaldırmayınca ben buradayım. Mesaj bak bana sosyal medya. Hadi bana bir yürüyün. Hani İsmail bir tökezlerse Rize'de hop ben gelirim dümene falan. Öyle yok. Teknik adamlık yapma. Yorumculuk yap. Parayı götür. Her yerden parayı geçip götürüyorsunuz. Sadece bu işin emeğini veren insanları yok. Sonra da teknik adama bir sinyal atıyorsun ki. Olur da bir şey olursa ben burada hazırım demeye çalışıyor. Olmaz. Öyle yok. Bir kere oldu. iki kere yanıldılar. İkincisinde de ne Ali Bey ne de Aziz Bey. O defteri kapattı kardeşim. Bitti. Tarihine geçtim. Daha ne istiyorsun? İlk geleceğim sene. Bana tekledi de anlattı oydu ya. Kendi teknesinde oturuyoruz kardeşim. İlk senesinde bak gittiğim an şampiyon yapacağım dedin. Yaptın Allah nasip etti. Daha ne istiyorsun? Bırak. Düş yakasından yorumculuk yapıyorsun. Yap. Eyvallah. Şimdi bir tökezlediğinde çıkma ortaya. Hoca boşver bu işleri. Beni tanıyor herkes hak ettiğini hak ettiğini söyleyin ya. Yeğücük meşgücük olmayın ya. Eyvallah. Haftaya görüşürüz.